İyi akşamlar diliyorum İyi herkese. akşamlar. Semra Hanım, hoş geldiniz. Hoş Tüm bulduk. katılımcı arkadaşlarımız da hoş geldi. Ve YouTube'daki izleyicilerimiz de var tabii. Onları da unutmayalım. Onlara da hoş geldiniz diyorum. Bu akşam ilginç bir konu olacak. Troya hakkında konuşacağız. Tabii Troya hakkında birçok iddialar var. Yani sadece Türkler değil, neredeyse Avrupa'nın tamamı kendilerini Troyalılara dayandırmışlardı tarih boyunca. Bunun üzerine Atatürk ve Sultan Mehmet'in sözleri de var tabii. Kendimizi nereye dayandırdığımız konusunda. Semra Bayraktar Hanım, 2 yıldan fazladır değil mi? 2 yılın üzerinde. 3 Daha oldu da bir... ama bu son sene hiçbir şekilde dokunmadım yani. Evet, son 3 yıldır Troy hakkında bir kitap hazırlıyor. Şu ana kadar 300 sayfa yazmış bulunuyor. Zaman zaman da yakınlığımızdan dolayı benimle bulduğu belgeleri, bilgileri paylaşmıştı. O yüzden biliyorum hepsinin kaynağı var. Ve biz İlyada'ya, meşhur İlyada'ya Sakaların bugün katkısını, etkisini konuşacağız. Sakalar nerede yer almış bu İlyada destanında? Buyurun Semra Hanım, sizi dinliyoruz. Teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Umarım güzel bir konuşma olur. Evet, sakalarla ilgili, Truva'daki sakalarla ilgili bir şeyler anlatacağım ama öncelikle Truva'ya biraz değinmek istiyorum. Aslında bu akşamki konu için Truvalı Helen ismi ve Truva Savaşı'nın 10 yıl sürüp sürmediğiyle ilgili birkaç şey anlatacağım. Ondan sonra sakalara geçeceğiz. Zaten metnin içinde bunların hepsini anlatacağım bir şekilde. Truvalılarla Akalar arasında geçen savaşı konu eden destanların başında biliyorsunuz İlyada, Odise ve Aeneas gelir. Truva ordusuna Ekatur, ben öyle diyorum kendisine, atasını atfen, komuta ederken Aka ordusunu komuta eden kişi Menelaos'un abi Akamemnon'dur. Bu savaşta Akilleus, Odysseus ve Diomedes, çünkü Diomedes'e koskoca bir bölüm ayrılmış İlyada'da, Akaların kahramanı. Truvalılarınkisi ise Eketur, Dardanlı Aeney, buna Azerbaycan'da Eney derler. Aeneas'in kendisidir o. Ve Lukkalı Sarpedon, Truvalıların kahramanıdır. Akilleus bir tanrıçanın oğlu olarak korunmuş fakat ne yazık ki İlyada'nın sonunda olmasa bile daha sonraki yazılmış Odysseus'ta ölüyor. Çünkü Odysseus onu Hades ülkesinde ziyaret ediyor. Ekatur ise insanoğludur. Hiçbir ilahi kuvveti yoktur. Ve İlyada'nın sonunda ölür. Destanda demin de demiştim. Diomedes'e ayrılmış koskoca bir bölüm varken Zeus'un oğlu olarak görülen Sarpedon, Lukkalı Sarpedon ne yazık ki babası tarafından korunamıyor ve ölüyor. Bazıları tarafından hain olarak kabul edilen Aeney ise tanrıçaoğlu olarak korunmuş ve kurtulmasına göz yummuştur. Hatta Aeney ve destekçiler İlyada'ya kaçarak Roma'yı kurdukları söylenir. Bunu da Vergili destanlaştırmıştır. İlyada destanında 12. yüzyılda yapıldığı düşünülen milattan önce 10 yıllık savaşı 9. yılının 51 gününü anlattığı genel bir kanıdır bu. Oysa savaş 10 yıl sürmemiştir. Gelin Helen'e de kaçırılmamıştır. Ya da kaçırılmanın akabinde başlamamıştır bu savaş. Üstelik İlyada'nın kendisi bunu itiraf eder. Onlara da geleceğiz. Genel kabule göre Helen'e Pars tarafından kaçılır ve Truva'ya getirilir. Sözde eşi Menelaos ise bunu öğrenir öğrenmez hemen ağabeyi Akimemnon'a egemenliği altındaki orduları toplamasını ister. Bu arada Odysseus savaşa katılması için Aşil'i çağırması için görevlendirilir. Ancak bundan sonra gelişen olaylarda bir takım zaman tutarsızlığı çıkıyor. Çünkü Aşil bir kere çocuk yaşta. Savaş tamtamları çaldığı sırada ailesi onu Sirikos kralı Nikomedes'e emanet ediyor savaştan uzak tutması için. Bu yüzden Aşil'in çocuk olması gerekiyor. Daha çok 10-15 yaşları arasında.
Akka ordusu hazırlanırken bu arada Aşil büyüyor ve Krallık Amades'ten emanet edildiği Krallık Amades'in kızından oğlu oluyor Neoptolemus adında. Ancak Akka ordusunun bu hazırlık süreci hiçbir şekilde anlatılmıyor. Ben bir başka kaynakta buldum bunu. Giritli Diktis yazıyor. Hazırlık süreci der 10 yıl sürüyor bu hazırlık süreci. Hatta gemiler inşa ediliyor, gemilere yüklenecek olan malzemeler getiriliyor, savaşçılar toplanılıyor. Bunun toplamı 10 yıl sürüyor. Ve hatta bu toplanma süresinde İskitler, o bölgede ticaret yapan İskitler, Sakalar, bunları görüyor ve Truvalıları uyarıyor. Düşman bir filo gelecek, hazırlanın diye. Bu arada da Anadolu'da Lukkalı Sarpedon Truva'ya doğru ordusuyla yola çıkıyor. Giritli Diktis'in anlattığı bu. Gelin Helen'e kaçırılmaz. Yani Akka ordusu hemen hani askerlerimizi toplayalım, malzememizi toplayalım, silahlarımızı toplayalım. Hemen Truva'ya yola çıkalım diye bir olay yok yani. Ve bununla beraber, toplanmayla beraber arkasından 8 yıl daha Ege'de korsanlık yaparak geçiriyorlar vakitlerini. Yani hazırlanma süreciyle 8 yılda korsanlık yaparak Ege'de geçirdikleri toplam zaman 18 yıl. Yani gelin Helen'e kaçırılmış ama 18 yıl geçmiş üstüne. Akalar Truva kıyılarına varmadan önce Batı Anadolu kıyılarındaki kentlerle Ege Denizi'nde bulunan adalara baskınlar düzenliyorlar. Bu bölgelerde yaşayan erkekleri öldürüyorlar, kadın ve kızları esir alıyorlar, kentleri yağmalıyorlar, yakıyorlar. Çandarla Körfezi'ne bakan Misya Krallığı'na saldırdıklarında Truva Kralı Prim'in, Priamus yani, kız kardeşi Aytilla ile evli olan Kral Telepos, Akilos tarafından yaralanıyor. Kral Telepos'un yarası ancak 8 yıl sonra iyileştirilmiş. Bu sırada tabii Akafilos'u da Anakara Yunanistan'daki Aulis limanlı. Gerçekte Akkalar Truva'ya nasıl gideceklerini de bilmiyor. Daha denizciliğe yeni yeni başlamışlar. Zaten Pelasklardan ve Dorlardan öğrendikleri söyleniyor ama nasıl gideceklerini bilmiyorlar. Yol bilmiyorlar, yordam bilmiyorlar, gemiciliği bilmiyorlar, denizciliği bilmiyorlar ve sürekli kıyıları takip ediyorlar. Gündüz takip ediyorlar, gece buldukları sahilde konaklıyorlar. Ayrıca gemiler o kadar küçük ki gemilerinde mutfak yok, erzak koyabilecek, eşya koyabilecek bölümleri yok. Sadece savaşçıların hem okçu hem savaşçı olarak kullanılmasından dolayı kısıtlı bir bölüm var. Oraya at da sığmaz, at arabası da sığmaz. Yani bunların hepsi düşündürücü tabii. Özellikle de 12. yüzyıl için düşünürsek. Denizciliğe yeni yeni ısınan akkalar açık denizde yol almaktan korkuyor. Bu sebeple de gündüz yol alıyorlar. Tabii 30-40 kilometre ile gidiyorlar. Yani mille gidiyorlar. Daha fazlasını mümkün değil. Ne kürek ne rüzgar yetmiyor. Zaten deniz de her zaman için kürek çekmeye uygun değil. Truva'nın yerini tam olarak tespit edemedikleri için bir yol yordam arıyorlar. Akileus bu arada Kral Telepus'un iyileştirilmesi karşılığında Truva'ya giden yolu tarif etmesini istiyor Telepus'tan. Ancak kayınbiraderi Kral Prim'e kesinlikle yardım etmemesi gerekiyor. Telepus tamam diyor. Akileus Telepus'u iyileştiriyor. Yalnız kendisi katılmasa bile kral olarak kayınbiraderinin savaşına oğlunu ve askerlerini gönderiyor. Şimdi gelin Helena'nın sözde kaçırılmasından sonra buraya kadar geçen zaman dilimi toplamda 18 yıl. Yani gelin Helena kaçırıldı, arkasından Akka ordusu toplandı, filo hazırlandı. Bu arada baskınlar düzenliyorlar tabii Ege adalarına ya da Batı Anadolu kıyılarına. Kral Telepos yaralanıyor. Akka filosu tekrar dönüyor Anakara'ya. Telepos'un yarası iyileşmiyor. 8 yıl geçiyor aradan. Bu arada onlar tabii hala korsanlığa devam ediyorlar. Çünkü İlyada'da bunun izlerini görüyoruz işte. Şuradan esir aldım, şuradan ganimet topladım. Burayı baskın yaptık. Andromache bile yani yakınıyor Hector'un yanına geldiğinde
işte ben savaş meydanına ineceğim falan, sen inme ne olur, bak işte babamı kaybettim, anamı kaybettim, abilerimi kaybettim. Yani Truva'ya gelinceye kadar zaten birçok yere tahribat etmişler. Birçok yere saldırmışlar, işgal etmişler, yağmalamışlar, yakmışlar. İlyada Destanı, eğer okuduysanız bilirsiniz, Aşil'in öfkesiyle başlar Akememnon'a karşı. Çünkü Akememnon, Apollon rahibinin kızını almıştır. Ama rahip bunu geri istemektedir. Eğer geri vermezse de üzerlerine veba salgını süreceğini söyler. Bu veba salgını o zamanın hijyenik durumlarına göre gayet doğaldır yani. Ama nüfusun da %50'sini götürmek zorundadır. Yani bu durumda 1186 gemiyle yola çıktılarsa 60 bin savaşçı var demektir. Bu 60 bin veba salgınında 30 bine düşmüş oluyor o zaman. İlyada ise Truvalı Ekatur'un cenazesiyle biter. O aradaki süreci anlatır. Savaşlar olur, kahramanlar birbirleriyle çarpışır, patroks olur, cenaze oyunları düzenlerler. Bunların hepsi o 51 gün içerisinde olmuş. Ekatur'un ölmesiyle, cenazesiyle bitiyor İlyada. Ondan sonrasında Odysseus'ta okuyoruz. Ama yine de tam manasıyla anlatmıyor bize. Bu arada Truva atı İlyada'da geçmez. Odysseus'ta geçer. Aeneas'ta geçer ama İlyada'da geçmez. Bu cenaze töreninde gelin Helen'e söz alıyor ve diyor ki tam 20 yıl oldu oradan geleli. 20 yıl oldu ayrılalı baba toprağından diyerek ağıt yapıyor. Bu dizeler birçok kişinin gözünden kaçırılmış ve farklı noktalara dikkat çekilerek destan anlatılmış. Oysa savaşın 9. yılını anlatıyor dedikleri İlyada'nın kendisi itiraf ediyor. Ekatur'un cenazesinde Helen'e tam 20 yıldır Truva'da. Bu da demek oluyor ki akaların hazırlanmasından Ekatur'un ölmesine kadar geçen süre toplamda 20 yıl. Ayrıca meydan savaşı yapılacağı zaman Saka Kapısı dedikleri kuleden, Saka Kapısı'nın üstünde kule var, meydanı gözlemliyor Kral Pirin ve Yaşlılar Meclisi. Gelin Helen'i çağırıyorlar. Akı ordusundaki kişileri onlara tanıtmasını istiyor. Demek ki o zamana kadar da zaten Truvalılarla Akalar arasında bir meydan savaşı da olmamış. Akalar oraya gelmiş Truva kıyılarına ve meydan savaşı ilk kez yapılıyor Truvalılarla. Daha önceki baskınlar hariç, diğer bölgelere yapılan baskınlar hariç Truvalılarla ilk kez karşılaşıyorlar. Bu meydan savaşında İlk kez karşı karşıya gelen Akkaları ne Kral Pirin tanıyor, ne Yaşlılar Meclisi tanıyor ve gelin Helen'e de onlara hepsini birer birer tanıtıyor. Menelaos ile Pars'ın düellosunu da anlatan bu dizelerin içerisinde orada ilk kez karşı karşıya geliyor. Ardından daha işte Menelaos ile Paris düelloya başlıyor. Paris bir şekilde kurtuluyor Menelaos'un elinden. Ve ondan sonra ordu tabii ki savaşmaya başlıyor. Çünkü Paris düello meydanından kaçmış gözüküyor. Eğer İlyada destanına göre Truva 10. yılda düşüyorsa Helen'e 21 yıldır Pars'ın eşi olarak Truva'da yaşıyor demektir. Bu da 21 yıl bir başka bir adamın karısı olarak acaba hangi eş bunu kabul edebilir diye bir sorgulamak zorundayız. Tabii ki gerçekte gelin Helen'e kaçırılmamıştı ve Menelaos'un da eşi değildi. Çünkü başka bir İlyada versiyonuna göre Helen'e Pars'ın resmi eşidir. Ama Menelaos ile Akamemnon bunu gururlarına yediremedikleri için ve de Truva'nın Pars çünkü hediyelerle geliyor Helena'nın babasına. Gururuna yediremediği için ve de zenginliğini gördüğü için Truva'ya saldırmayı düşünüyorlar Helena gittikten sonra. Bu yüzden belki de 18 yıl geçiyor aradan hazırlanmaların ve Truva'ya varmaların ve Truva'nın yolunu bilmemelerin. Gelin Helena daha küçük yaşta iken
Atina kralı Aigeus'un oğlu Teseus tarafından kaçırılır. Ve annesi Aitre'ye, yani Teseus'un annesi Aitre'ye emanet edilir. Bu kaçırılma olayı Sparta ikizleri olarak tanınan Helen'in ağabeyleri Dioskurları tabii ki kızdırır. Helen'i kurtarmak için bir ordu ile Aitre'nin yaşadığı kente saldırırlar. Bu saldırının sonucunda da Helen'i kurtarılır ve baba evine getirilir. Şimdiye dek bulunan Miken yazıtları içerisinde Anadolu'dan kız kaçırdıklarından bahsedilmez. Anadoluların kız kaçırdıklarından bahsedilmez. Yani kaçırma olayları hep Ege Denizi'nin batı yakasındakiler tarafından yapılmış. Kaçıranlar hep batı yakasındakiler. Anadolu'dakilerin hiçbiri kız kadın kaçırmamış. Buradaki şeyi şu şekilde açıklıyorlar. Anadolu dokuma endüstrisinin olduğu merkez. Batıdakiler hiçbir şekilde daha henüz tam olarak dokumacılığa başlayamamış. Bu yüzden daha çok dokuma tezgahında olan kızları ve kadınları kaçırıyorlar. Ve onları kendi bölgelerindeki, kendi kentlerindeki yerlere yerleştirip dokumacılık yaptırıyorlar. Bu kayıtlar hep aksini göstermiştir. Yani hep batılılar doğudan kaçırmıştır kızlarını. Ağabeyleri tarafından kurtarılan Helena ile birlikte Teseus'un annesi de esir alınır ve Sparta'ya getirilir. Şimdi İlyada'da Aitre var ve bu Aitre Teseus'un annesi. Eğer Helena kaçırılmış olsaydı acaba Aitre Helena ile beraber Truva'ya gider miydi? Gidebilir miydi? Suçlu olan Teseus, Atina kralının oğlu Teseus. Bu Teseus da aynı zamanda Minotaurus'u öldüren Teseus'tur. Kahramanlık hikayeleri anlatılır. Suçsuz olan Truvalı Pars'ın ise kaçırılma olayı üzerine kalır. Vergili bile bunu anlamıştı ki Aeneas destanında bir dizesi var. Suçsuz soyu Priamos'un diyor. Yani sanki gerçeğin bilinmesini ister gibi. Öbür taraftan Achilles bile bu savaşın amacını Agamemnon'a çıkışırken itiraf eder gibiydi. Troyalılarla savaşa gelmiş değilim ben. Hiçbir şey yapmadılar, dokunmadılar bana. Tek gönlün olsun diye senin köpek suratlı. Tek Menelaos'la sen Troyalıların sırtından ün alasınız diye diyor. Pars'ın da bir çıkışması var tabii ki. Menelaos'la çarpışmadan önce Menelaos'a diyor ki işte çarpışalım Helena için. Bütün malı için kim kazanırsa kazansın, kadını götürsün evine, malı da alsın götürsün, sorun değil. Ama işte buradaki malzeme, Helena'nın çeyizi. Eğer Helena Pars tarafından kaçırılmış olsaydı, Aitre Truva'ya gelemezdi. Öyle ki Truvalılar Helena'yı kaçırmış olsaydı, babasından yani Tyndareus'tan ya da sözde kocası Menelaos'tan fidye istemeliydi. Ege Havzası'nın batı yakasındakiler için kaçırma ve fidye istemek bir gelenekti. Zenginleri kaçırıyorlar, fidye istiyorlar, bırakıyorlar. Bu aynı zamanda hem on binlerin dönüşünde de kitabında da yazıyor. Xenophas geri dönerken bir Persli zengini kaçırıyor, fidye istiyor, alıyor fidye parasını, bırakıyor Persli'yi ve memleketine dönüyor. Oysa Truvalılar fidye istememişti. Anadolu'da dahil Mezopotamya ve yakın doğuda kız kaçırma görülmüyordu. Hatta kaçırmak ciddi bir suçtu ve cezalandırılıyordu hem de ölümle. Hammurabi kanunlarında madde 14 okuyorum. Bir kimse bir diğerinin reşit olmayan çocuğunu çalarsa ölümle cezalandırılır. Madde 15. Bir kimse mahkemenin erkek ya da kadın kölesini ya da özgür bir adamın erkek ya da kadın kölesini şehir kapılarının dışında alırsa ölümle cezalandırılır. Aynı maddeler daha sonra Atina'ya da getiriliyor ama Truva Savaşı'ndan yüzyıllar sonra yaklaşık olarak M.Ö. 7. yüzyılda Solon tarafından kız kaçırma artık cezalandırılıyordu. Ve
Vergili Helena için Argos ve Helena'nın Mikaela'dan Troya'ya getirdiği takı kaçamak bir evlilik yapmak içindi bu kızın kaçışı da. Yani Vergili burada Helena'nın Pars'ın resmi oşi olduğunu da ayan beyan ortaya koyuyor. Demek ki Helena kaçırılmamış, gönüllü olarak Pars'a varmış. Ayrıca savaşı ne gelin Helena'nın ikiz abileri Castor ile Pollux, Dioskurlar olarak da anılıyorlar bunlar. Ne de Sparta kralı olan babası Tündar savaşçılarını göndermemişti. Bu durumda Spartalıların onurlarını korumak için hiçbir şey yapmamaları sorgulanabilirdi tabii ki. Babası Tündar yaşlıydı ve ölünce krallık eğer ağabeyleri öldüyse gelin Helena'ya kalacak. Çünkü İlyada'da Helena o saka kapısının üzerinde Kral Pirim'e ak ordusunu tanıtırken ağabeylerimi göremiyorum. Neredeler acaba diyordu. Daha sonradan öğreniyoruz ki mitolojiden Dioskurlar ölmüş. Yolda, denizde kaybolmuşlar. Ayrıca Helena'nın kız kardeşi olan ve aynı zamanda bu Akemenon'un da eşidir. Oraya oğulları Erastes tarafından öldürülüyor. Sparta krallığı başıboş yani. Acaba Menelaus bunun peşinde mi diye de sorabiliriz. Çünkü abisi Miken kralıyken kendisinin krallığı yoktur. Gelin Helena'nın Atina kralı Aegios'un ile Aitre'nin oğulları Theseus tarafından kaçırılmasını şu şekilde açıklarlar. Akemenon ile Menelaus yurtlarından sürülür. Sparta kralı Tündar'ın yanına sığınırlar. Kral Tündar büyük kızı Klementestra'yı Akemenon'a eş olarak verir. Akemenon ile Menelaus sürgün günleri biter ve Argos'a dönerler. Helena evlilik yaşına gelince birçok krallıklardan, beyliklerden damat adayları Tündar'a hediyeler göndererek niyetlerini belli ederler. Bu talipler arasında Menelaus, Odysseus, Büyük Ayas ve Akileus da görülür. Zaten taliplerin hepsi Akkaların gemi listesinde belirtilen hemen hemen tüm önderlerin isimleri geçer. Ancak Akileus'un taliplerin arasında gösterilmesi yaşı itibariyle mümkün değil. Çünkü Helena kaçırılır kaçırılmaz Skiros adasına gönderiliyor. Orada büyüyor. Belirli bir zaman sonra da zaten savaşa katılıyor. Kral Tündar soylu ve zengin bu kadar çok damat adayını nasıl eleyeceğine karar veremediği için Odysseus araya giriyor ve diyor ki Tündar seçimi kızın yapsın. Ama bana da kardeşinin kızı Penelope'ye alalım. Bu şekilde Odysseus da Penelope'yi alıyor ve Tündar da diyor ki o zaman tamam kızım seçsin. Diğer adaylar da herhangi bir kaçırma olayında damadın yanında bulunsun ve ant içsinler. Buna Tündar yemini diyorlar. Daha sonradan yazılmış da olabilir tabii ki. Sparta'lı Helena güya Menelaus'u seçmiş ve diğer adaylar da Kral Tündar'ın bir atı kurban etmesiyle sözlerinde durup birlik olacaklarını, eğer herhangi bir kaçırılma olayı olursa, çünkü Helena daha önce Theseus tarafından kaçırılmıştı. Bu yüzden ant içiyor herkes. Böylece Helena Menelaus'la evleniyor, Sparta'ya yerleşiyor ve Menelaus da Sparta'ya kral oluyor. Ama birkaç şey var dikkatimizden kaçmamalı. Bir, Menelaus Sparta'ya nasıl kral olabilir? Çünkü Kral Tündar ve ikiz oğulları hala hayatta. Savaş sonrası dönenler için anlatılan hikayelerde de Akamemnon eşi tarafından öldürüldükten sonra kendisi de oğlu tarafından öldürülüyor. Ama Euripides'in yazmış olduğu tiyatro eserlerinde Menelaus ile Kral Tündar bu olayı tartışıyor. Yani Kral Tündar hala hayatta. İki, zaten Argoslularla bir müttefiklik kuran Kral Tündar niye ikinci kızını da bir Argosluya versin? O dönemde diğer krallıklarla da müttefik olmak, ne kadar çok müttefikin olursa o kadar çok zengin olursun tabii ki. Karşı durursun, iyi savunursunuz. Bu durumda Kral Tündar acaba ikinci kızını Paris'e vermiş olamaz mı? Çünkü o dönemde müttefiklik çok önemli. Bazı kaynaklara göre de Pars'ın talipler arasında yer aldığı da söylenir. Ve Helena de onu eş olarak seçmiştir. 3. Eğer Menelaus, Kral Tündar'ın ölümüyle kral olduysa iç güveysi durumundadır ki bu da bize krallığa Helena üzerinden geldiğini gösterir.
Çünkü Agamemnon Miken kralıyken damat adayı olan Menelaos'un hiçbir ünvanı yoktur. Ama Greklerde anaerkillik de yoktur. Yani taht kadın üzerinden değil, erkek üzerinden geçer Greklerde. Ama burada Helena üzerinden Miken ve Sparta'ya kral oluyor Menelaos. 4. Kral Tündar'ın yemini için bir atın kurban edilmesi de çok ilginç. Çünkü o dönemde ne Grekler ne de Spartalılar atları kurban etmez. Atları kurban edenler esas Truvalılardır. Ve bu İlyada dizelerinden de çok güzel okunur. Akileus, Kral Pilim'in oğlunu Likyon'u kovalarken şöyle diyor. Boşuna atıyorsunuz diri diri atları onun akıntısına. Yani Sakamende, Karamende'sine boşuna atıyorsunuz diyor. İlyada'nın Yunanca ile İngilizce çevirilerinde Truvalılar atları eğitenler olarak geçer. Ve atları Sakamandır nehrine kurban ederler. Ancak Türkçe çevirisinde maalesef ne yazık ki atları eğitenler yerine atları iyi sürenler olarak tasvir edilmiş Truvalılar. Bu bütün olguyu değiştiriyor Truvalıların olgusunu. Çünkü eğitmek, evcilleştirmek başka, besleyip sürmek başka. 5. Kral Tündaros'un adı Grekçe olmadığı gibi Hint Avrupa kökenli de değildir. Zaten Eos ekleri Anadolu kökenlidir. Bu durumda sadece Tündar kalıyor elimizde. Yani bizim deyimimizle Tündar. Azra Erat'ın İlyada çevirisiyle Adile Aydan'ın da kitaplarında belirttiği gibi o dönemde Y'ler Ü olarak okunuyor. Zaten Upsilon deniliyor ona. Yani U veya Ü. Tündarius Y ile yazılıyor ama Dündar, Tündar diye okunuyor. Biz hala kullanırız bu ismi. Hatta Dede Korkut'ta bile bir deli Dündar'ımız var. Macarca'da bu arada Tündar gece perisi anlamında, Kazaklarda da gece anlamında hala kullanılıyor. Annesi, Helena'nın annesi Nada'dan geliyor. Maalesef o da Grekçe değil. Çok üzgünüm. O da Likçe ve Liklerin yani Lukkalıların ataları Leleklerdir. Ve Leleklerle Pelasklar ve Karyaların ataları Karlar soydaştır. Ve Pelasklar eğer Hint Avrupa dilinden değilse Lelekler de Hint Avrupa olamaz. Karlar da Hint Avrupa olamaz. Gelin Helena'nın adına gelirsek. Truvalı Pars'ın resmi eşi olarak İlyada'da Türkçe olan bir akrabalık terimiyle anılmakta. Gelin. Sofa Türklerinde geline karşılık Helen sözünü kullanırlar. Ancak Türkçe bilmeyen topluluklar onun bir at olduğunu düşünerek Pars'ın güzel eşini Helene veya Eleni olarak adlandırmışlar. Ayrıca Helene İlyada dizelerinde de gelin olarak tanımlanır. Eğer Helena aile üyeleri tarafından kabul edilmemiş olsaydı acaba 20 yıl boyunca gelinleri olabilir miydi? Bu çılgın savaşa 10 yıl boyunca katlanabilirler miydi? Hint-Avrupa dil bilimcileri Helena ve Helen sözünün köken çözümünde sorun yaşamıştı. Bazıları atamız dedikleri ve sonradan uydurulan Deukalion oğlu Helena bağlarken bazıları da Eke Aba'nın yani Hekuba'nın Pars'a hamileyken gördüğü rüya üzerinden meşale anlamını yükler. Ağaç kültüne ait eski bir Minyon tanrıçasının adı diyen de var. Hatta Güneş Helios'la bütünleştiren. Köken araştırması öyle bir çıkmaza girer ki şimdilik aramaktan vazgeçerler. Ancak hiçbir kanıt olmamasına rağmen Hint Avrupa dilinden olduğunu belirtmekten de çekinmezler. Robert Beeks ise kesinlikle Grek öncesi kökenine aittir. Hint Avrupa dilinden olmadığını söyler. Yine de Helene veya Eleni sözcüğünü Türkçe'de aramamış ve Batılılar için kökeni hala bilinmez olarak kalmış. Oysa Helene Türkçemizdeki kelin ya da gelin sözcüğünün atasıdır.
ve el ena ya da gelen eme olarak birleşik iki sözcükten oluşur. Bugün yabancı anlamında kullandığımız el ile ana anlamında olan ene sözcüklerinin birleşmesiyle elene olmuş. Daha sonra da biz bugünkü tabirle gelin olarak kullanmaktayız. Helene'de ne meşale anlamı var ne de Helios gibi güneş anlamı. Gelin anlamındaydı ki Truvalılara el kızı olarak gelmiş, gelen ana olmuş ve hanedana akrabalık bağıyla bağlanarak ilk analarından biri durumuna getirilmişti. Altay sözcüklerinde eleni'nin anlamı kapı kenarı. Bizim de deyimlerimizden bir tanesi kapının dış mandalı deriz mesela. Bu aynı zamanda önemsiz anlamına geldiği gibi yabancı anlamına da geliyormuş. Yani eleni sözcüğünü Batılılar mutlaka Türkçe'de aramak zorunda. Tarihçi Tükidides, Truva Savaşı döneminde Helen ve Hellas kelimelerinin kullanılmadığını belirtir. Bu adlandırma altında birlik olduklarını gösterecek herhangi bir delil de yoktur. Tukidides aynı zamanda Truva Savaşı üzerinden çok uzun bir süre geçmesine rağmen Homer'in bile Helen ve Hellas sözlerini kullanmadığını belirtir. Oysa İlyada'da Akkaların gemi listesi verilirken Helen ve Hellas sözcükleri kullanılmıştır. Hatta geçtiği dizelerde Pelaslar da söz edilir. Ancak bu gemi ve ordu listesinin sonradan İlyada'ya ilave edildiği de bilinmekte. Bu durumda şunu söyleyebiliyoruz. Homer'in İlyada'sı Helen ve Hellas sözcüklerini barındırmadığı gibi o dönemde Grek olarak tanımlanan topluluklar da kendilerine Helenes demiyordu. Hatta dizelerde Grek olmayan Pelaslar Argos'un sakinleri olarak İlyada'da belirtilmesi bile düşündürücüydü. Peki ne olmuştu da Anakara Yunanistan halkı kendilerini Helen etnik adıyla anmaya başlamıştı. Bunun cevabı Euripides'in Helen adlı oyununda saklıydı. İlyada'da kötü kadın imajı yaratılırken Odysseus da gelin Helen'e saygı gören soylu bir kadın olarak karşımıza çıkıyor. Bu destan ile Menelaos ile Helen'in itibarı iade ediliyor ve Grek İlyada'sı tamamlanıyordu. Herodot, Tarih adlı eserinin Proteus ve Helena bölümünde Helena'nın Mısır'da tutulduğunu, Pars'ın da Truva'ya yalnız döndüğünü aktarır. Bu konuda Herodot yalnız da değildir. M.Ö. 4. yüzyılda yaşamış olan Platon, Sigilius Tehurus'tan aktararak Helena'nın Truva'nın duvarlarına gelmediğinden bahseder. Hatta Platon, Stehiros çok bilgiliydi, Homer gibi körlüğe kapılmamıştı der. Stehiros M.Ö. 6. yüzyılda yaşadı. Yani hemen hemen İlyada'nın yazıya döküldüğü dönem. Eğer Stehiros daha önce Helena için suçlayıcı bir şiir yazmıştı. Bu şiiri yazdığı için de kör olduğu söyleniyor. Tecrübe edindikçe Stehiros düşüncelerini değiştiriyor ve Helena'nın Truva'ya gitmediğinden bahsediyor. Hatta bu sebeple de tekrar gözlerinin açıldığı söyleniyor. İki önemli nokta var tabii ki burada. Helena için uydurulmuş Mısır seyahati ve körleşen Stehiros ile Platon'un Homer için Homer gibi körlüğe kapılmadı demesi. Acaba Stehiros kör olduğu için mi Homer'de kör olmuştur? Yoksa Platon mu Homer gibi körlüğe kapılmadı dediği için mi Homer'in kör olduğu düşünülmüştür? Çünkü Homer yazıya dökmemişti hiçbir zaman. Hep anlatmıştı ve kör olduğu söyleniyordu. Bu genel bir kanıdır. Gelen Helena'nın Mısır'da bulunma olayına gelirsek. Euripides'in Helena adlı eserinde tanrıça Hera kurnazlık yapar ve Helena'nın bir benzerini yaratır, benzerini Pars'la beraber Truva'ya gönderir, orijinalini alır Mısır'a atar. Neden Mısır'a attı da düşündürücü tabii. Niye tutmuyor ki Sparta'da?
Savaş sonunda Menelaos eve dönerken, Truva'da bulamıyor Helena'yı. Menelaos eve dönerken denizde kayboluyor. 8 yıl. Düşünün, Odysseus 10 yılda geri dönüyor İtika'ya. Menelaos 8 yıl, savaştan 8 yıl sonra dönüyor Sparta'ya. Menelaos Mısır'a geliyor 8. yılında. Helena'yı görüyor, buluyor, kavuşuyor ve onunla beraber dönüyor Sparta'ya. Tabii Helena adlı eserde Euripides gelin Helena'yı iffetli bir kadın, soylu bir kadın olarak tasvir ediyor. İlyada'daki gibi öyle Pars'a kaçmış bir kadın olarak tasvir edilmiyor. O tiyatro oyununun sonunda söylediği çok düşündürücü. Okuyorum. Her yerde ünü ve adı lekelenen Helena'nın adı artık temize çıkacak. Ve yaşlanıp öldüğünde de halk onu tanrılaştıracaktır. Gelecek nesil ise tüm Attika sahilini onun adıyla anmaya başlayacaktır diyerek Euripides burada Greklere etnik bir ad kazandırdı. Ondan önce genel anlamda Helenes olarak adlandırmıyordu hiç kimse kendisini. Gerçekte Grekler Euripides'ten sonra kendilerini Helen olarak tanımlamaya başlar. Bu da tarihçi Tukidides'in söyledikleriyle uyum sağlar. Euripides'in Helen adlı eserindeki Mısırlı atlar, yani Helena'nın bir Mısırlı evinde yaşıyor, bir beyin evinde yaşıyor. O isim, kız kardeşinin ismi, Menelaos'un Mısır macerası ve Helena'nın soylu ve iffetli bir kadın olarak tasvir edilmesi Odysseus destanında karşımıza çıkıyor. Hepsi var. Bu durumda Odysseus destanının Euripides'ten sonra yazılmış olduğunu da olgusu kuvvetlendiriyor tabii. Açıkça anlaşılacağı gibi Odysseus İlyada'dan 100 sene sonra toplama hikayelerden oluşturulmuş. Aynı zamanda bu destan Greklerin denizcilik hünerlerini pekiştiği bir döneme de denk gelir ve bir nevi gezi rehberidir. Bazı çevreler gelin Helena'nın sözde kaçırılışına inanmıyor olabilirdi. Hatta İlyada'nın belirttiği gibi 20 yıldır bir başkasının eşi olarak Truva'da yaşıyor olmasını da kabul edemeyebilirdi. İşte bu sebeplerden dolayı gelin Helena'nın kaçırılmayıp Mısır'da yaşadığı hikayesi uyduruldu. İlyada'da Helena Truvalıyken Odysseus da Miken kralı Menelaos'un karısıdır ve Truvalılardan nefret etmektedir. Tabii ki Euripides'ten sonra Helena'nın saygın ve iffetli bir kadın olarak tasvir edilmesi işlerine gelmektedir. Sonuçta bir ulusa adını vermiştir. Ama her şey bir yana, Helena'nın İlyada'daki 20 yıldır buradayım dizeleri unutulmuştur. Eğer iddia ettikleri gibi Truva 10. yılda düştüyse gelin Helena 21 yıldır Truva'da yaşıyor demektir. Peki bu 21 yıl içerisinde Pars'la birlikte hiç mi çocukları olmadı? Mümkün mü 21 yılda çocuksuz olmak? Değil. Oldu çocukları. 4 çocukları vardı. Hepsinin adları veriliyor. Bu adların içerisinde en ilginç olanı Bunofus. Gürcistan kaynaklarında geçen ve yerli Türkler anlamında kullanılan Bun Türk'teki gibi oğullarının da adı Bun Oğuz'a çıkıyor. Bu kayıt daha geç bir döneme ait olsa da o dönemde Anadolu'da Bun Oğuzlardan bahsedildiğine dair net bir kanıttır. Gelin Helena ile Pars'ın oğlu olarak verilen Bun Oğuz İlyada'da geçmez. Ancak Kral Pirim'in Hipyrhos adında bir oğlu vardır. Hipyrhos'taki Oğuz, Oğuz kelimesi iken Upir'de Upir olarak okunur ve bugünün Türkiye Türkçesindeki karşılığı Obur'dur. Bu durumda Kral Pirim'in oğlunun adı da Obur Oğuz'a çıkar. Bununla ilgili Hatice Şirin'in yazmış olduğu vampirle ilgili bir makalesi vardı. Bu Obur, Upir, vampire dönüşen kelime de oradan geliyor. Çok güzel bir makale aslında, okumak gerek. İlyada Türkçe kökenli başka adlar da barındırır. Truva Tiginlerinden Hektor'un adı 3 kuşak önceki atası Tros'tan, yani Tur'dan geliyor ve
büyük oğul olmasından dolayı da kendisine Eke unvanı ekleniyor. Paris'in adı ise Pars ya da Paris, barıştan geliyordu. Pars, Türkçedeki anlamıyla Hitit metinlerini de Parşana olarak geçmekte. İlyada'da hem Menelaos'un hem de Tigin Pars'ın omuzlarında Pars postu attığı görülür. Bu bana pazarlık kurganlarından çıkan ve şu an St. Petersburg Hermitage Müzesi'ndeki duvarını tamamıyla kaplayan keçeden yapılmış o tanrıçanın önündeki atlı kahramanı Alp'i getirdi aklıma. Çünkü onun da omuzlarında benekli Pars postu vardır. Hemen hemen aynı döneme rastlıyor. Dikkat ederseniz Odysseus'taki ya da İlyada'nın yazılmasıyla işte pazarlık kurganlarından çıkan o keçe, duvar keçesi. Pars'ın diğer adı olan Alexander da Anadolu kökenlidir. Hitit metinlerinde geçen Virişa kralı Alexander'dan geldiği düşünülüyordu. Ancak bu Alexander'un İlyada'daki Alexander olup olmadığı hala tartışılır. Çünkü zaman uymuyor. Arada 100 yıl gibi bir fark var. Bazı akademisyenler Grek kavimlerin Truva Savaşı öncesi Anadolu'da bulunmadığının dikkate almadan Alexander adının Grekçe olduğunu iddia eder. Oysa Alexander ya da Alexander adında Kısantos adını görürüz. Kısantos ne Grekçedir ne de Hint Avrupa. Bu ad için okuma önerisi yaptım. Alaksandu. Birleştirdiğiniz zaman Alaksandu çıkıyor. İlyada'da Sakamandır Nehri yani Karamenderes Nehri'nin antik adı Sakamandır'dır. Homeros diyor ki, Ozan diyor ki, tanrılar Kısantos der ona, insanlar Sakamandır. Yani Alaksandu adı aslında Kısantos'tur. Daha sonradan Alexander'a dönüşmüştür. Lukkalı Sarpedon, Likya'dan gelen. O da Kısantos'tan geliyor. Sarpedon'un adı da Türkçe. Batılı araştırmacılar Sarpedon'un ne anlamını ne de kökenini bulamamıştır. Oysa Türkçe'de zor, güç, dik, yamaç anlamlarına gelir ki Kıpçak Türkçesinde bile karşımıza çıkar. Kral Pirim'in Doruklos ile Gorgution adındaki oğullarının adı da Türkçedir. Dorukum, Doruklos. Gorgution ise Korkut karşılığıdır. Bu da Homer dönemi İlyada'sında Ata Korkut'un varlığını kanıtlar. Dede Korkut Homer dönemi öncesine kadar eskiye gider ve Sakat Türkleriyle Ege'ye taşınır. Çünkü Boğaz'ın her iki tarafında da Skalar ya da Skylar Homeres coğrafyasında geçen kavim adlarındandır. Kral Pirim'in eşi Ekuba'nın adında da Eke var. Aynı oğlundaki gibi. Adının ikinci hecesi olan Uba, Türkçedeki Aba sözcüğüyle ile aynıdır. Böylece Ekuba, Eke Aba oluyor ki Eke büyük demek biliyorsunuz. Ülkenin ecesi olarak da büyük anaya çıkıyor adı. Ne hazindir ki adlarını bugün İngilizce'deki şekilleriyle yani Hector ve Hekuba olarak okuyoruz. Oysa daha eski vazo gibi küçük eserler üzerinde yazıtlarda adları E ile başlar. Etrükslerde bile adları orijinalliğini korumuştur. Ektur ve Ekaba. Kral Pirim'in adı olarak kaydedilen Priamos da Türkçedir. Çuvaş Türkçesinde Priya bir anlamındadır. Pirim sadece kentin değil, beylikleriyle beraber ülkenin de kralıdır. Strabon bunu çok net söylüyor. Priamos kralların kralıydı. Yani bütün ülkenin kralıydı. Sadece bugünkü Truva kentinin değil, Truva ülkesini kaplayan o bütün beylikleriyle beraber Priamos hepsinin kralıydı. Bu yüzden de önceliklidir, birincildir. Latince'ye de aynı anlamda geçen primus, İngilizce'de primary'e dönüşmüştür. Milattan önce 7. yüzyılın Anadolu'sunda dolaşan bu Türkçe adlar tabii ki farklı bir dil kullanan yöre halkının duyduğu şekilde kaydedilmiş. Strabon
barbarların atlarından isimler türettik diyerek bu yabancı atları kullandıklarını itiraf ediyor. Örneğin Kral Pirim'in ağabeylerin adının bir tane bir ağabeyisinin adı Bukalyon, yani Buka, Boğa sözünden geliyor. Pirim'in kız kardeşi Aytilla, Misya Kralı Telepos'un eşi. Kralın adı da ödünçlenme bu arada. Telepos, Anadolu'nun yerlileri Hattilerden kalma. Hitit metinlerinde de geçer. Fırtına tanrısının oğlu doğa tanrısı Telepinu'da gelir Telepos'un adı. Truva'nın kurucu atalarından kral Töykür, Töykros. Truvalıların kendilerine Töykros denildiği bilinir. Bu hem Aenes destanında geçer hem Herodot'ta geçer. Töykros'un kökünde Türk ve Türker bulunmakta. İlyada'da genç bir Türker daha var, yani Töykür. Kral Pirim'in kız kardeşi Esin Ene'den olma. Salamis kralı Telemon'dan kaçırıldığı vakit Salamis kralı Telemon'dan oluyor bu genç Türker. Yeğen Türker çevresi tarafından hep Asyalı olarak aşağılanmış, hor görülmüş. Çünkü yeğen Türker'in annesi bir Truvalı. Truva savaşı öncesi Herkül Truva'ya saldırır. Pirim'in babası Kral Layamadon'u öldürür. Esinene'yi esir alır. Daha sonra o Kral Telemon'a odalak olarak verilir. Ancak yeğen Türker, mızrakçı akkaların aksine Truvalılar gibi okçudur. Hem de mükemmel bir okçu. Bir saka gibi ok atar ve bir saka gibi betimlenir bütün vazolarda. Bu at, bu da onun gerçekten bir sakalı olduğunu gösterir. Annesi Esinene ya da İngilizcesiyle Hesione. O ne? Türk dünyasında biliyorsunuz ana demek. Esin Ene'ye çıkıyor, yani Hesione. Yani Türker ne yazık ki dayısına karşı Ak ordusunda yer alır. Çünkü Akememnon'la babası Telamon arkadaştır. Ayrıca kendi babası Telamon'la Akiles'in babası Peleus kardeştir. Yani eli mahkum. Yapacak iş yok. Ağabeyi Büyük Ajax, onun da adı Türkçe. Ayaz. Ayaz'dan geliyor. Hala kullanırız. İlyada veya Odisseya'da veya Aenes'te hiç fark etmez. Herhangi bir antik kaynakta geçen Türkçe adlar o kişinin Türk olduğunu göstermez. Çünkü sonuçta Strabon'un da dediği gibi isimleri kullanıyorlar alıp. Kendileri türetiyorlar ondan sonra arkasından isimleri. Helenler İlyada ile birlikte ulus olmanın adımlarını attığı gibi Euripides'i de pekiştirdi. Çünkü o tarihe kadar bırakın Grek ulus adını, Helen adını bile kullanmıyorlardı. İlyada'da küçük bir kavim adı olarak geçen, 2-3 yerde bahsi geçen dizelerde bile Homer'in değil de İlyada'yı Atina'da yazdıran Tiran Pisistratus'un isteği üzerine eklendiği de söylenir. Bunu destekleyebilecek başka örnekler de vardır. Yasa koyucu Solon'un bile İlyada'ya dizelerine sözcükler eklediği bilinir. Hatta Platon gelecek kuşaklara kafalarını karıştırmamak için bazı sakıncalı bulduğu dizelerin İlyada'dan çıkarılmasını ister. Ama maalesef bunu kanıtlayabilecek şu an elimizde mevcut bir Homer İlyada'sı yoktur. Kısaca Homer'in sözel olarak aktardığı İlyada artık İlyada olmaktan çıkmış. Hatta Anadolu Homer'in bile bu destanı yazmadığı, yaşayıp yaşamadığı, bu sebeple de gerçek bir kişilik olup olmadığı hala tartışılmakta. Oysa adını Homer olarak kabul ettirdikleri ozanın adı Greklerin Kimmer Türklerine verdikleri Gomer adından türetilmişti. Hatta belki de Homer anlatıları dedikleri dizeler Gomer'li ozanlara aitti. Çünkü İlyada'nın oluşturulduğu dönemde Kimmer ve Saka Türkleri hali hazırda Anadolu'da yaşıyor ve onların söylenceleri dilden dile dolaşıyordu. Bu da Homer adında bir ozanın
yaratılmasına sebep olmuş olabilirdi. Daha sonraki dönemin yazar ve ozanlarına da bu anlatıları hayal güçlerini ekleyerek yöre halklarına aktarma görevi düşmüştü. Bugün Truvalıların gerçek adlarını öğrenemesek de İlyada'daki birçok adların Türkçe olması dışında İlyada ile Odisey destanlarında bazı gelenek ve görenekler de Türk kültürüne aitti. Özellikle Odysseus'un tepe gözle mücadelesi, Saka Türk yayı ile oku halkadan geçirmesi kesinlikle Türk kavimlerinden geçmeydi. Dede Korkut destanlarındaki Basat'ın tepe gözü öldürmesi ile Bamsı Beyreğin halkadan hedefe ok atması Saka Türkleri ile Ege Havzası'na gelmişti. Odisey destanındaki benzerlikler öyle çoktu ki Laertes oğlu Odysseus'un aslında Greklere göre adı değiştirilmiş Baypure Bey oğlu Bamsı Beyrek ya da Salur Kazan oğlu Urus ve Kazan Bey oğlu Basat'ın birleşmesinden doğan hayali bir karakter olduğu bile ortaya çıkabilirdi. Homeros ile Dede Korkut destanlarını araştıran Adem Can'a göre bunların hiçbiri tesadüfle izah edilemezdi. Çok haklıydı. Bunların hiçbiri tesadüf değildi. Oradan bir not okuyacağım. Salur Kazan'ın evi yağmalanıyor mesela. Odysseus'un da evi yağmalanıyor. Odysseus tabii genel kanıya göre savaştan sonra 10 yılda dönemiyor. Bu arada tabii 20 yıldır, 10 yılda savaş sürdüğü için 20 yıldır evden uzakta. Ne yapıyor yakındaki krallıklardan gelenler? Eşine talip oluyor. Evini yağmalıyorlar. Herkül Truva'yı ilk kez gelip yağmaladığında ve Esinene'yi kaçırdığında Esinene'ye soruyorlar. Esir aldıklarından hangisini kurtarmak istersin diye. Podarkes'i kurtarmak istiyorum diyor. Podarkes Priamos olarak biliniyor. Aynısı Uruz'da da geçiyor. Salur Kazan oğlu Urus. Evi yağmalandığında Urus esir alınıyor. Bütün kadınlar bir tarafta annesini ortaya çıkarmak istiyorlar. Burla Hanım'ı. Fakat hiç kimseden ses çıkmıyor. O zaman diyor oğlunu pişirir yedirtiriz sana. Oğlu da diyor ki anne diyor sen diyor hiç bana bakma. Yani başkasının eşi olma. Evimize namusumuzu kirletme. Ben ölürüm. Sorun değil. Yani aynı şey Hesione'de karşımıza çıkıyor. Bu tesadüf olamaz. Bamsı Beyrek attığı o 12'lik yüzükten ok aynısını Odysseus hikayenin sonunda Penelope'yi kurtarmak için yayı geriyor ve o da 12 tane delik yüzükten, balta deliğinden okunu atarak tam isabet yapıyor. Basat'ın tepe gözü öldürmesi. Basat nasıl öldürüyordu tepe gözü? Bıçağını ısıtıyor ve tek gözüne sokuyor. Ondan sonra da öldürüyor. Öyle bir bağırıyor ki dağlar yankılanıyor. Odysseus da ise zeytin dalını ısıtıyor, tepe gözüne sokuyor ve o da öyle bir bağırıyor ki kayalıklar yankılanıyor. Yani bunların hepsi tek bir kaynaktan çıkma, başka türlüsü olamaz. Mitler tarihsel bir orayı anlatmaz evet ancak söylence ve destanlarla harmanlandığı için içinden çıkılması güç bir durum yaratır. Truva'da ister akkalarla olsun, ister Ege göçleriyle olsun ya da Kadeş Savaşı'nda bir araya gelmiş Hitit komutanı altında, Hattuşili altında bir araya gelmiş Anadolu kavimlerinin yapmış olduğu savaş olsun. Yani çünkü sonuçta Truva'ya da bütün kavimler bir araya geliyor. Akkalar da bütün krallıklar bir araya geliyor. Sanki aynı şekilde Kadeş Savaşı'nı anlatır gibi.
Mısırlılar tabii bu durumda Akkalar oluyor. Anadolular gene Anadolular olarak kalıyor. Olsun. Bir şekilde savaş yaşanmış o topraklarda, Truva'da. Bazı kahramanlar da gerçek kişiliklere dayanıyor. Bazıları ise ozanların hayal gücü. Birçok kahraman da Türkçe isim taşıyor. Elene, Eketur, Ekeaba, Ayaz, Pars, Prim, Türker. Bunların hepsi Saka Türklerin etkisiyle İlyada'ya girmiştir. Hatta Aka karakterlerinin adlarını da Hint Avrupa diliyle açıklamak çok zordur. Ne Akileus Grekçeydi ne de Odysseus. Odysseus adını Otis olarak verirler. Milattan önce 6. yüzyılda kalma bir vazonun üzerinde de Oduseus yazar. Eus ekini çıkarırsak Odus olur. Bu da bu durumda da ot veya otuz, ateş veya ocak sözüyle ilgili olabilir. Araştırılmalı tabii ki. Bu arada gelin Helena hiçbir zaman Spartalı Helena olarak anılmamıştır. Onun adı gösteri ve akademi dünyasında her zaman için Truvalı Helen'dir. Sparta kralı Tüngör'ün kızı olmasına rağmen hiç kimse sorgulamamıştır. Neden onun adı Truvalı Helen? Çünkü o gerçekten de Truvalıların gelinidir ve adı da Türkçe kökenlidir. Teşekkür ederim. Bu kadar. Evet, biz teşekkür ederiz. Çok güzeldi, mükemmel bir sunum oldu. Teşekkür ederim. Bu arada tabii arkadaşlar sorularınızı yazabilirsiniz. Yine her zaman olduğu gibi ortaya herkesin görebileceği şekilde. Ben sorular gelmeden önce bir Su Cemre Sim Aydemir YouTube'dan yorum yapmış. Ordulu kız arkadaşımın adı Esna idi. Esna diye bir isim var yani yaşayan. Esna. Güzel. Evet. Bir de ben unutmadan şimdi aklıma gelmişken Primus ya da Priya. Priamus İngilizcesiyle Türkçesi karışıyor bazen Evet. bende. Sen birinci dedin ya. Birinci öncelikle. Pir var. Alevilikte Pir. kullandığımız pir. Evet, doğru. Pirimiz. Pirimiz deriz. Pirimiz. Evet. Yani birincimiz, Evet. önderimiz anlamında. Böyle Doğrudur. bir şey var. Gerçekten güzeldi. Böyle nasıl diyeyim, algıları tepe taklak eden bir sunum oldu. Mutlaka ben hep şunu savunuyorum. Klasik arkeoloji okuyanlar mutlaka Türkolojiyi de okumalı. Beraber gitmeli bu ikisi. Çünkü Tabii. ayrılamıyor. Yani ikimiz de rehber olduğumuz için şimdi Evet. en büyük sorun şu. Bizim rehberler de dahil arkeologla, tarihle ilgilenen insanların Türk mitolojisini bilmesi şart. Bilmesi şart. Yani o olmadan olmuyor. Yok efendim işte siz Uma Ana'yı bilmeden Kibeli'yi anlatıyorsunuz. Evet. Yani böyle bir şey olmaz. Yani saçmalık, böyle bir şey olmaz yani. Böyle bir şey olmaz. Evet, soruları bekliyoruz. Şey de çok güzeldi. Ene kullanılan el yabancı demek. Evet, ben onunla Evet. ilgili çok güzel şeyler var. Bir bakayım başka notum var mı o elemeyle ilgili? Burada bu sunumun makalesini bizim Ön Türk Akademisi dergisine koyacağım arkadaşlar. Kaynaklarıyla birlikte, Sema'nın altına yazdığı kaynaklarla birlikte dergide yerini alacak, onu Evet. söyleyeyim. Elene ile ilgili Kazaklar geline kelin der. Sözün gelmek fiilinden geldiğini söylerler. Sonuçta gelin de aileye dışarıdan katılanlar için söylenmiş bir akrabalık terimidir. El ile başlayan el kızı, el oğlu, el alem, el kapısı gibi sözcüklerimiz bir yabancıyı ya da dışarıdan gelini tasvir eder. Altay Türkçesinde elenik kapı kenarı anlamında kullanılır. Dış kapının mandalı deyimi de önemsiz anlamına geldiği gibi uzaktan akraba anlamına da gelir. Bu da Altaylardaki
Eleni'nin karşılığı olan kapı kenarıyla uyuşmaktadır anlam olarak. Dış evet. Kapının mandalı ya da kapı kenarı. Karaçay Malkar Türkçesinde el, köy, yurt, vatan, halk, toplum anlamına gelir. El nöger dışarıdan gelip bir köyün halkına katılıp yaşayan kimse ya da halkın yeni üyesidir. Altayca sözlükle el, halk, kabile birliği, boy anlamına gelir. Elko, millet, halk anlamına gelir. Yine aynı şekilde eleni kapı kenarı demektir. Akrabalık terimlerinde kelin, gelin, keldi, geldi, geliğin, kelcik kullanılır. Yani batılı akademisyenler adın kesinlikle Grek öncesine ait olduğunu söylüyor. Ve Hint Avrupa'da bir anlam yapamıyorlar. Yani ne demek? Şimdi Hekuba rüyasında hamileyken Pars'a rüyasında göbeğinin yandığını görüyor işte. Buna yoruyorlar. Yani Helene o zaman meşale anlamında diyorlar. İyi de bu halk etimolojisine giriyor o zaman. Yani hiçbir şekilde anlamdıramıyorsun. Eleni meşale olabilir mi? Ben bilmiyorum. Yani eleni meşale ben de bilmiyorum. O şekilde yazıyorlar. Peki şimdi bu şeyler Grekler var mıydı o dönemde? 1200'lerde. Nasıl şey değil mi? Yok 1200'ler... canım. Truva Savaşı bittikten sonra işte ne oluyor? Savaşla beraber ticaret duruyor. Dorlar inmeye başlıyor kuzeyden. Herkes yerinden edilmiş. Bugün yaşadığımız durumla aynı yani. İnsanlar göçüyor. Ticaret yoksa ekmek yok. Para yok. Ne yapacaksın? Göçeceksin. Savaş da var. Eşini dostunu kaybetmişsin. Artık küsmüşsün o topraklara. Göçüyorsun. Dorların göçü. Ege göçleri. Ondan sonra zaten bunun hepsini de okuyabiliyoruz. Bu Mısır kapılarına kadar dayanmalar mesela. O dayananların içerisinde Truvalılar da var, Etrüksler de var, Akkalar da var, Dardanlar da var. Bir de şey diyorlar mesela, işte Dardanos Semadirek adasından Kral Töykır kızını verdi ve Dardanos kral oldu diyorlar. İyi de kardeşim diyor Dardanos'a. Dardanos neden kral olsun? Gider kendisine başka ülke veya şehir kurar. Evet. Bir soru var Turgay Kürüm'den. Kimerlerin Truva ve deniz kavimleri ile ilgisi var mıdır? Kimerlerin deniz kavimleri ile ilgisi belki daha sonra, daha öncesinden değil. Dorlar M.Ö. 1100 gibi iniyorlar. Ege göçleri de zaten ondan biraz önce. Kimmerler de yaklaşık o civarda Dorlarla birlikte aşağı indiğine göre yani belki ama isimleri geçmiyor. Belki de küçük gruplar halinde katılmışlardır. Ama Antandros'ta Edremit Körfezi'nde Kimmerlerin yerleşik olarak yaşadığı biliniyor. Evet. Şirin Gürcan Eren soruyor. İkincisi burada ikincisi demiş ama ben birincisini bulamadım. İlyada'da çıkartılan satırların ne olduğuna dair görüş var mı? İki versiyondan bahsediliyor. Anadolu ve Atina versiyonu. Atina versiyonunun farklı olduğu savlanıyor. Ancak diyor bu iki versiyonu yayınlayan hiçbir kaynağa erişemedim. Böyle bir şey var mı? Doğrudur. Doğrudur. Ama kaç versiyonu olduğunu bilmiyoruz. Çünkü birçok ozan İlyada destanını tekrar tekrar yazdı. Evet. Milattan sonra yani Hristiyanlık döneminde bile yazdı. Anna Komnena'nın kardeşi bile yazdı. Ve de üstelik Homer'e göre yazmadı. Başka bir kaynağa göre yazdı. Şu an ismini hatırlayamıyorum. Anna Komnena'nın kardeşinin adını ama o bile yazdı yani İlyada 12. yüzyılda. Homer'den başlarsak Homer sözel olarak anlattı.
kim yazıya geçirdi? Okuma yazma bilenler sadece birkaç satırını yazdı. Hepsini yazamaz zaten. Ona 15 bin, 16 bin dize var. Ne yaptılar? Bunların hepsi toplatıldı Pisistratos döneminde. 650'lerde. Pisistratos bir sürü komisyon, insandan komisyon kurdurtturdu ve dedi ki toplayın bunları, sıralayın, bir düzene sokun, derleyin, toplayın. İşte orada Pisistratos sonuçta bir Atinalı. Beğenmediği dizeleri çıkartmış olabilir. Kendisi dize katmış olabilir. Oradan buradan elenen, işte bu Homer'e ait değil deyip eledikleri olabilir. Beğenmedikleri için. Ya da bu Homer'e ait olabilir deyip koydukları olabilir ama Homer'e ait olmayabilir. Yani bu Pisistratos döneminde zaten Halikarnas Balıkçısı da söylüyor. Bugün okuduğumuz İlyada Pisistratos'un İlyadasıdır diyor. Ama daha sonraki dönemlerde birçok versiyonu çıktı. En son İskenderiye Kütüphanesi'nde Efes'in Zenedotos'un 24 bölüme ayrılmasıyla derleyip düzenlemesiyle ki o dönemde Helenistik kültür zaten yayılmıştı Akdeniz Havzası'nda. Ne yaptılar? Helen kelimelerinde sokmuş olabilirler. İşte Argos yerine Helen yazmıştır. Ya da Akka yerine Helen yazmıştır. Ondan sonra kütüphaneler yandı. Sezar döneminde mesela İskenderiye Kütüphanesi yanlışlıkla yakıldı bir bölümü. Sonra Antonius ne yaptı? Bütün Bergama, Efes kütüphanelerinden kitapları aldı, getirdi, Kleopatra'ya hediye etti. Ondan sonra ne oldu? Yine birileri yazdı. Oradan bulduğu parçaları derleyip. Ama bu sefer de Hristiyanlık yayılmaya başladı. Hristiyanlıkta ne dediler? Bunlar pagan dizeleri, okumayın. Yasaklattırdılar resmen Bizans döneminde, Doğu Roma döneminde. Ama daha sonra tanrıları çıkarıp, tanrılarla ilgili dizeleri çıkarıp sadece insanlarla ilgili dizeleri tutmaya başladılar. Mecburdular, okudu okutuyorlardı. Çünkü sonuçta Grekçe'nin atası sayılıyordu Homer'in İlyadası. Ona göre isimlendiriyorlardı. Ona göre eşyayı isimlendiriyordu. Bardağa bardak diyordu Grekçe'de. Yani birçok ismi o şekilde aldı zaten. Ama ne oldu Doğu Roma'da? Latin Haçlıların döneminde İstanbul yağmalandı. Hepsi Vatikan'a götürüldü. İki tane bildiğim kadarıyla o dönemden kalma orijinal nüshalar var Vatikan Kütüphanesi'nde. Ama Avrupa'da Homer tanınmıyordu. Homer adı bile geçmiyordu Avrupa'da. Neden? Çünkü Avrupa Roma İmparatorluğu egemenliği altında yaşamıştı. Romacıydı. Ne okudu? Vergili okudu. Aeneas okudu. Latin yazarların hiçbiri cüret edemedi Homer'i Grekçe, Homer'i Latince'ye çevirmeye. Hiçbiri biz o düzeye Homer, eğer Homer yazdıysa İlyada'yı. Biz onun seviyesine yükselemeyiz diyerek hem onu onura ettiler hem de korktular. Vergiyle gezmiyordu Avrupa'da. Avrupalılar neden kendilerine Truvalılara bağlı? Çünkü atalarının Romalılardan geldiklerini düşünüyorlar. Uzun bir süre Roma'nın egemenliği altında kalmışsın. Özellikle Güney Avrupa, Kuzey Avrupa daha da uzun bir süre hiç ulaşamadı zaten. 8. 9. yüzyıldan sonra başlıyor onlarda Truva modası. Herkes Frederick'in yıllıklarına göre işte Avrupalıların soyu da Truvalılardan geldi falan diyorlar. Ama Frederick'in yıllıklarında Truvalılardan bahsetmiyor. Kimler vardı o dönemde orada? Hunlar vardı, Avarlar vardı. Hunların kabilelerinde de bizim bu Türkçe isimler kullanılıyordu. Kulağa aynı geliyordu. Ne oldu? Aeneas'ı duyduklarını oradan da duyuyorlardı. Ve bu şekilde yazmaya başladılar. Evet. Ben atamı tanımıyorsam bir başkasının atasına sahip çıkarım. Geçmişe ait olmak çok önemli. Bu Avrupalılar için önemliydi.
Bu yüzden Romalı'nın kabul ettiği atayı kabul etti. Ve o şekilde moda dağıldı. Fransız'ı yapıyorsa Alman'ı da yapar. Alman'ı yapıyorsa İngiliz'i de yapar. İngiliz'i yapıyorsa İskandinav'ı da yapar. Ama hiçbiri Truvalıların soyundan değil mi? Evet. Bu şeye benziyor. Aynı bizim 1980'lerdeki zenginlerimizin sahaftan bir eski Osmanlı Paşası resmini alıp dedem diye duvara asması Evet. gibi bir şey oldu. Evet, evet, evet. İkincisi tıpkı İncil gibi bir konsil toplanmış. Evet. Yüzlerce varmış. Bunun içinden elemişler. Sonuçta bunlar kalmış. Tabii. Bir de zaten senin anlattıkların içinde şu da var. Ben merak ediyorum, bu Truva'ya saldıranların torunları kimler? Hiç kimse kabul etmiyor. Yani o da var işin garip tarafı. Herkes Truvalıların soyunu kabul ediyor. Bütün Avrupa. İyi de bu saldıran kesimin torunları kimler? Değil mi? Onu niye kabul etmiyorlar? Yani Truvalıların torunları kimler? Şimdi yok yok, Truvalıların değil. Truvalılara saldıranların torunları kimler? Onu niye kabul etmiyorlar yani? Truvalılara saldıranların torunları kimler? Evet, devam etmiyor. Pisistratos'tan sonra başa gelen Kleistenos mesela Evet. Atina'da yasa getiriyor ve halkı onar kabileye bölüyor ve hepsine de isim veriyor ama baba isimlerinden vazgeçiliyor. Şimdi Evet. Pisistratos dönemine kadar işte Peleus oğlu Akiles, Priamos oğlu Hector ya da işte Tyndaros kızı Helene diye anılıyorlarken Kleisthenes döneminde bucak isimleriyle anılmaya başlanılıyor. Ne oluyor bu sefer? Ata unutuluyor. Halikarnaslı Herodotus mesela. Sicilyalı Diodorus. Yani artık hep bucak isimleriyle anılmaya başlanılıyor. Kleisthenes ama aynı zamanda da eğer 100 tane ata listesi yazıyor. Buradan atanızı seçin diyor. Şimdi ben atamı tanımıyorsam oradan beğendiğim bir ismi seçerim. Bu benim atam derim. Ve o şekilde devam eder. Evet. Maalesef o dönemde okur yazar oranı çok düşük. Düşük olmasından dolayı da işte biri sana sen Nestor'un soyundan geliyorsun dediği zaman ben Nestor'un soyundan geliyormuşum deyip anlatırım çocuğuma, torunuma, torunun torunun torun böyle devam eder. Pisistratos da Nestor'un soyundan geliyorum diyordu. Nereden biliyordu acaba? 1200'lerde ki Nestor ile 6. yüzyıldaki Pisistratos arasındaki 600 yılda sen nasıl takip ettin? Kazaklar bile 7 ataya kadar çıkıyor. Daha tepesine çıkamıyor. Evet. Burada Şirin Hanım'ın ikinci sorusu da cevaplanmış oldu. Kişiyi tanım, o dönemde kişiyi tanımlarken babasının oğlu şeklinde mi yoksa babayı oğluyla birlikte mi tanımlıyorlar diye sormuştu. Senin verdiğin cevapta da babasının oğlu, bilmem neyin oğlu olarak öncesinde, daha sonra da evet. Bu yer adıyla, işte İzmirli Ali gibi yer adlarıyla evet. Mesela Büyük İskender ben Aşil'in soyundan geliyorum der. Evet. Neden? Çünkü Neoptolemus Truva düştüğünde Neoptolemus Aşil'in oğlu. Neoptolemus Hector'un karısını esir alır. Hector'un karısından bir oğlu olur ve o oğul Büyük İskender'in atasıdır. İskender'e o şekilde anlatılmıştır. Ama geliyor mu gelmiyor mu bilemeyiz. Evet, Şirin Hanım'ın bu anlatımlarınızı nereden yeniden okuyabiliriz sorusuna cevaben daha önce söylemiştim. Ben bunu yarın Öntürk Akademisi dergisi var. Sosyal medyada, Facebook'ta. Oraya koyacağım. Oradan tekrar okuyabilirsiniz. Osman Sertkaya sormuş. Teşekkürler Semra Hanım. Truvalılara at terbiyecisi denmesini ilginç buldum. Bu evet, Anadolu'nun evet. Çoğu yerinde at ülkesi denmesini de açıklıyor. Çok çok ilginç. Yani bende iki tane İlyada var. Birisi Sema Sandalcı'nın çevirisi. O Grekçeden çevirmiş. Bir de Azra Ayrat'ın çevirisi. Akadele yaptı. Ve ikisinin arasında da yine farklar görüyorum. Tabii
farkları görünce İngilizce ve Yunanca bilmesen bile Yunanca Homer'e de bakıyorum. Artık bunları internetten bulmak çok kolay biliyorsunuz. Hepsi evet. Açıkta yayınlanıyor. Ya, İngilizce ve Yunancasında Truvallar at eğiten diye geçiyor. At süren değil, at eğiten. Adamlar bunları tayken alıyor doğumda, alıp yetiştiriyor, eğitiyor, evcilleştiriyor. Evcilleştirenle besleyen arasında daha kadar fark var. Öncelikle anakara Yunanistan'da at sadece ve sadece zenginlerin alabileceği bir hayvan. At beslemek kolay değil. Herkes zaten ata binmiyorlar ki. Milattan önce 7. yüzyılda ata binmeye başlıyor anakara Yunanistan'daki halk. 4. yüzyılda ise İskender'in babası Filip'le beraber süvariliğe geçiliyor. Ondan önce yok onlarda. Okçuluk da aynı şekilde. Atina Spartalılarla savaşta milattan önce 5. yüzyıl. Atinalılar şey yapıyor, kazanıyor savaşı. Spartalılardan şey alıyor, ganimet. Ne istiyorsun? 300 tane İskitos okçusu istiyorum diyor. Neden? Çünkü kendisi okçuluğu bilmiyor. Ama İlyada ile Odysseus'a baktığında ki Odysseus çok güzel abartır bunu ki zaten destanların amacı da o, hep abartılı olur. Benim internetim şeyim mi gitti? Ne oluyor? Odysseus diyor ki benden başka kimse iyi ok atamaz diyor. Bir tek Philoctetes atardı diyor. Philoctetes de Paris'i öldüren kişi olarak geçer mitolojide. Paris de çok iyi okçu. Podarkes de iyi okçu. Töker iyi okçu. Ama Atina'da okçuluk o Spartalılardan aldığı 300 okçuyla beraber başlar. Ve üstelik bunlar Atina'nın jandarmalığını yapıyorlar. Kenti koruyorlar. Eğer bir de şu var. İskitler Pers kökenli olmuş olsaydı acaba kentlerini koruma kolluk kuvveti olarak kullanır mıydı kentlerinde? Sonuçta Perslilerle de savaştılar. Düşündürücü. Evet. Kesildi. Yok, yok. Güzel de benim internette de bazen problemler oluyor. Ben benimki kesildi zannettim önce. Yok. Evet yani... Osman Bey. Cemre. Truvallar at terbiyecisidir. Cemresim Aydemir, nöker Düzce yöresinde köle anlamında kullanılıyor demiş. Hüseyin Yer, Semra Hanım nezdinde sorun. Türk tarihçilerimiz neden Proto-Türk tarihini araştırmaya girmiyorlar? Neden Ege, Akdeniz, Kıbrıs, Girit, İtalya coğrafyasına gidip arkeolojik çalışma yapmıyorlar. Şimdi yavaş yavaş giriyorlar Hüseyin Bey. Yani aslında evet yapıyorlar. Yavaş yavaş artık, giriyorlar. Artık bunun önü kesilemez. Geç kaldık ama yapıyorlar. Maalesef buradaki bir diğer etken Batı akademisi. Batı akademi camiası. Neden? Sana kürsü vermez eğer sen bu Türk dersen. Senin makaleni yayınlamaz eğer sen bu Türk dersen. Ben canlı şahidim. Bir arkadaşımız, bir akademisyenimizin makalesini yayınlatacak. Yok, kimse kabul etmiyor. Neden? Çünkü içinde Türk geçiyor. Bu Türktür diyor, Türk kökenlidir diyor. Kabul etmiyorlar. Buluncaya kadar aklı karıyı seçtiler. En sonunda yayınlandı. Tabii ben şimdi son ismini vermeyin bir akademisyenimiz görüştüğümde onun öğrencisi bir dergide makale de öğrencisi de bir akademisyen ve Hititçe ile ilgili bir okumayı Hint Avrupalı makalede Hint Avrupalı geçmediği için Hititler için onun yazılmasını evet. istiyorlar.
Öyle basarız diyorlar. Düşünebiliyor musun? Yani tehdit ediyorlar. İntihar Evet. yukarı diyeceksin. Evet. Başka bir şey diyemezsin diyorlar. Yani Evet. böyle nasıl bu bilim? Ben anlayamadım bu bilimi. Aynen öyle. Evet. Vedat Kölen'in, Vedat Köle bir Yunus'un. Bilim artık muhafazakarlıktan çıkmış durumda. Bilim bağnazlığa girdi. Özellikle Batı'da. Neden? Önce ben diyor ego. Evet. Batı akademisyenimiz. Önce ben. Benim Yani. dediğim doğrudur. İyi de nereden biliyorsun? Evet. Bir sürü akademisyenimiz var. Türkiye'den ta Çin'e kadar. Hepsi araştırıyor. Sakalarla ilgili o kadar çok şey paylaştım ki. Kazakistan'dan paylaştım, Kırgızistan'dan paylaştım, Çin'den paylaştım. Tarkan isminin kökeninin Türkçe olduğunu söyleyen Güney Koreli bir akademisyenin makalesinde paylaştım. Hala da Anadolu'da Tarkulluvice diyorlar. Ya kardeşim, Güney Kore'de bile Tarkan Türkçe diyorlar. Sen nasıl Tarkuya Lüvice dersin? Evet, maalesef. Vedat Köle Bey soruyor. Azra Erhat, Cevat Şakir ile karşılaştıktan sonra Azra Erhat'ın İlyada çevirisi için 180 sayfa İlyada eleştirisi yaparak bu çeviride dikkat etmesini istedikleri konusunda bilgisi var mı? Özetle Azra Erhat yaptığı çeviride Halikarnas balıkçısını dikkate almış mıdır? Bilmiyorum ama düşün yazılarında okudum mesela Halikarnas balıkçısında orada Azra Erhat'ı gayet övüyor. Çünkü bir duyguyu aktarabilmek için onun tam çevirisini yapamazsın. Türkçedeki gibi söylemen gerekiyor. Yani şimdi birisi hakkında mesela Menelaus hakkında ya da işte Akamemnon hakkında Akiles'in söylemiş olduğu öfkeli söz mesela. Orada ne diyordu? İşte köpek suratlı senin için geldik sırf ün alasınız diye Truvalıların üstünden. Yani o ifadeyi verebilmek için o köpek suratlıyı orada söylemesi gerekiyordu. Ama belki bu İngilizcesinde geçmiyor olabilir. Ama bakmak lazım, karşılaştırmalı. Şeyde mesela gördüm. Özellikle baktım. Sandalcının İlyadası'nda at eğiten yazıyordu. Allah Allah ben bunu hiç okumadım Azra'da dedim. Azra'yı aldım elime. Orada atları iyi süren yazıyor. Hangisi doğru acaba dedim. İngilizcesini açtım. Yunancasını açtım. Karşıma çıktı. Teming yazıyor. Teming eğiten demek. Yunancasının da yazıyorsun. Yunanca kelime çıkıyor karşı. Alıyorsun onu, kopyalıyorsun. Karşılığını yapıştırıyorsun. İngilizce'de teming çıkıyor. Gene eğitmek. Mümkün. Evet. Bir Evet. şekilde bazı dizeleri uydurabilmek için farklı çevirmiş olabilir ama o olguyu tamamen değiştiriyor Truvalılar açısından. Truvalılar atçı topluluk. At eğiten. Neden? Birçok kazı yapılan yerde at kemikleri de bulundu. O Truva dönemi çevresinde bulunan tümülüslerin çoğu zaten turistik amaçlı milattan önce bakın o zaman bile turistik geziler düşünülüyormuş. Turistik amaçlı yapılmış tümülüsler birçoğundan. Mesela Aşil tümülüsü boştur. Kazı yapanlar söylüyor bunu. Ama bazı tümülüslerden yani kurganlardan da at kemikleri çıkmıştır. Evet başka Evet, var mı? YouTube'dan Türkiye Kral Şunay ismiyle Ha biliyorum onu. Teşekkür. Türkler ile ilgili antik kanıt nerede geçer? Kaynak Türkler ile verebilirsen. ilgili antik kanıt. Nasıl yani? Herhalde kaynak derken Truvalı pardon Truvalı Türkler ile ilgili. Ben Truvalı o küçük harfle yazılmış atlamışım birleşik. Ha, Truvalı Türklerle ilgili kaynak bulamazsınız. Burada birçok şeyi okuyup kendiniz birleştireceksiniz.
Yani sırf sadece işte Truvallar Türktür diye. Tamam, var öyle kaynak. Mesela Cengiz Karaşarlı'nın var. Etrüskler, Truvallar, Türk idiler diye. Şöyle 200 sayfalık bir şey. Sonra Sinan Meydan'ın var. Ondan sonra Ekrem Memiş'in var. Yani var öyle kaynaklar ama tamamıyla görebilmek için yabancı kaynakları da okumanız gerekiyor. Evet. Yabancılar da okumak gerekiyor çünkü yani bir tarafın olgusuyla yetinmemek lazım. Hüseyin Evet Yer'in evet. Ve Adana ne yazıyorlar onu da bilmek gerekiyor. Bizim hakkımızda ne yazıyorlar? Ne düşünüyorlar? Mesela ben isim vermeyeceğim. Yabancı bir arkeolog. Onun bir konferansını dinledim. Dalga geçtiler resmen. Truvalılara Türk diyoruz diye. Ve bütün salon güldü. Ve çok değerli bir arkeolog. Evet, tabii bu şey de çok önemli. Çünkü kanıtlar sunmanız gerekiyor. Bir Evet. de bunu özellikle yabancı gerçekten namuslu yazarlar var. Yani gerçekten gerçekleri yazan namuslu yazarlar var. Örneğin William Smith gibi adam yazıyor işte başlamış Bulgarlar, Alanlar, sayıyor bunlar Türktür diyor ve 8-10 sayfalıkta arkasından makale döşenmiş ve diyor ki bak diyor bu nedenle Türktür diyor. Yani onları okumak gerekiyor. Hüseyin Yer Adana Kozan'da kızlara kele derler demiş. Kele. Kele ile ilgisi var mı demiş. Adana Ne Kozan'da anlama geliyor ki kızlara kelim? kele sanırım Kele. Helen kele. Hele gele 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 ol. Anlamı önemli bir de tabii ki. Kele. Hem isimler anlamdaş da olmak zorunda. Evet. Kelimeler. Mesela şey Kimmer Kralı Lugdamis. Grek kaynaklarında Lugdamis diye geçer. Lidya'ya saldıran, Giges tarafından öldürülen. Ama Asur kaynaklarında Tugdame diye geçer. Tugdame. 653 mü 58 mi öyle bir şey. Tam hatırlamam tarihini. O kadar çok tarihi ve o kadar çok isim var ki Evet. zaten. Ama şu an kullandığımız Türkçe'de Asurlardaki Tugdame ile Grek kaynaklarında ki Lugdames aslında Toktamış. Şu an kullanıyoruz Toktamış'ı. Hadi Evet. buyurun. Sen kullanıyor musun? Hint Avrupa diyorsun Kimmerler için. Lugdames ismini kullanıyor musun peki? Kullan hadi. Ben kullanıyorum. Toktamış diyorum. Ya da Asur kaynaklarındaki geçen Tugdame ismini kullanıyorum. Toktamış diyorum. Kullanmıyorlar. Ondan sonra bize diyorlar ki Herodot Grek biz değildir. Herodot Grek değildir. Homer Grek değildir. İyonlar Grek değildir. Pelaskların soyundan gelir İyonlar. Ozan Yıldıran demiş ki deniz halkı Mısır'da Tursa olarak kaydedildi. Turşalar. Demiş. Turşalar, evet. Evet, Fatih Yüksel Adana'dan aktarım bilgi paylaşım aktarım için yürekten teşekkürler. Yabancı akademisyenler bizim akademisyenlerimizin paylaşımlarına neden gülerler? İşte Semra Hanım'ın söylediği için. Çünkü Çünkü biz onları çok fazla pohpohlamışız. evet. Onlar bize ne kadar çok saygı ve değer gösteriyorsa bizim de aynı karşılığı vermemiz gerekiyor. Bana bir geliyorsa ben de bir gideceğim. Maalesef bu böyle. Biz yabancılarla çalıştığımız için bunu çok iyi biliyoruz. Evet. Bu bizim sık başımıza gelen Yüksel Bey, rehberler özellikle Semra Hanım ve benim gibi rehberlerin yabancılarla da yazışmalarımızda bunlar maalesef oluyor.
Bizi şovenizmle suçluyorlar. İşte milliyetçilikle suçluyorlar. Diyorlar ki işte bu nedenle yazıyorsunuz. Hayır, doğru değil. Çünkü kaynağa dayalı buluntular. Hiçbir zaman başka bir şey söylemiyoruz. Turgay Kürüm'ün bir şey var. Doğumdan sonra, milattan sonra 1100'de yazıya geçirilmiş İzlanda sagasında Truva'ya Türkland, Türk ülkesi doğrudur. Ben denir. De okudum onu. Evet. Denir. Doğru. Evet. Ama şimdi İskandinavların durumu farklı. Neden? Çünkü Hunlardan önce onların oraya gitmiş olan bir Saka toplumu var. Zaten Almanya'da Saken ya da Sakson denilenlerin Saka soylu olması çok büyük bir ihtimal. Çünkü bir Alman kaynakta öyle diyordu. Bizim Sakson dediklerimiz aslında Saka Türkleridir diyordu. Yani Kimmerler de vardı ama şimdi eğer uzun bir süre diğer soydaş kavimlerinden uzak kalırsan dilin de değişir, kültürün de değişir, yaşayış şeklin de değişir. Şimdi Kimmerler uzun bir süre Orta Asya'dan uzak kaldı. Özellikle bu Karadeniz'in kuzeyinde yaşayanlar. Daha sonra Anadolu'ya girip ya da Avrupa içlerine girenler. Onun üstüne İskitler geliyor. Ukrayna, işte Kırım, yani Doğu Balkan. Ta Trakya'ya kadar iniyor. Ne oluyor? Onlar da orada karışıyorlar. Zaten Trak kavimleriyle karışıyorlar. Hatta kız alıp kız veriyorlar birbirleriyle. Sonra ne oluyor? İşte Germen kavimleri diyorlar. Ama Germen kavimlerinin esas adı da Germen değil. Çünkü o ismi de bizimkiler vermiş. Çok erler. Ne oluyor? Germanlar, Keltler. Bunların hepsi M.Ö. 5. yüzyıldan itibaren Keltler. Germenler ise Sezar'la birlikte. Ondan öncesi anılmıyorlar. Karışıyorlar oradakilere. Arkasından gelen kim? Bunlar, Avarlar, Hazarlar, Peçenekler, Kıpçaklar, Kumanlar. Onlar da karışıyor. Ama bu ilk karışanlar İskandinavya'ya gitmiş durumda Finugurlarla. Onların arasında bir Odin var. Ve Toyo Heyerdahl'a göre, zaten Mehmet Turgay Kürüm biliyor bunu, Azerbaycan'dan gitme olduğu düşünülüyor. Jütland olarak Azerbaycan'ın bölgesi, yani Kafkaslar bölgesi olabilir ya da Truva bölgesi de olabilir. Ama giden var, yani göç var. Truvalılar, Truva Savaşı'ndan sonra Manfred Kofman'ın kendisi söylüyor. Yani eğer Homer'e göre M.Ö. 1200'lerdeki o savaştı, 1280 veya 1180, 1230 muydu? 1230-20 ya, 1180 arası gibi savaş olduğu düşünülüyor. Aynı zamanda Ege göçleri de o dönemde yaşanıyor. Şimdi ayrılanların bir kısmı mutlaka gitmiştir, kuzeye de gitmiştir. Hep Mısır'a inmediler ki. Mısır'a inenler çünkü Fenike kıyılarına da gitti, Kartaca kıyılarına da gitti. Sonra da Etruskları oluşturdular yukarıda bir kısmı. Ama bunların içerisinde kuzeye gidenler de vardı mutlaka. İşte o kuzeye gidenler de İskandinavların arasında karışmıştır. Ve onların arasında bir Odin olabilir. Ve bu şekilde de Truva'dan geldiği düşünülebilir. Çünkü o isme yakın, çok yakın bir isim Truvalıların müttefiklerindendir. Şimdi tam ismini hatırlayamadım. Otis miydi? Frigya bölgesinden geldi diyorlardı ama Frig biliyorsunuz M.Ö. 1200'lerde siyasi hayatı daha yok. Hiçbir isim geçmez yani. Frig Greklerin koyduğu bir isim coğrafya olarak. Hatta Truvalılara da daha sonra Frigyalılar işte buraları istila etti. Egemenliği altına aldı. Truva'ya da Frig derler, Bergama da derler aynı zamanda. Neden? Çünkü egemenlik değişiyor, sınırlar değişiyor. Kim egemenliği aldıysa onun ismi veriliyor. Bulursam söyleyeyim ben o şeyi, ismi. Evet. Bu Vedat köle oysa ki İon demek Yunan demektir diyor tarihçilerimiz. Bu nedenle Yunan ve İon kökten midir? Aynı kökten midir? Yani biz İon. Evet. İon biz İon'u Yunan'a çevirmişiz. Çünkü Persler İon'a Yuan diyor. Yuan Yunan oldu daha sonra ama şimdi
Onların Greklerle hiçbir alakası yok. Onlar Pelagslardan yine. Truva Savaşı'ndan sonra Truva bölgesi yani Marmara bölgesinde coğrafya olarak Marmara bölgesinde yaşayan Pelasklar güneye iniyor. Ve bunlara İyon diyorlar daha sonra. İyonlar Hitit yazıtlarında Ahiyavan diye geçenler İyonlardır. Bu İyonların bir kısmı Anakara Yunanistan'a da geçiyor. Bu yüzden Akka diyorlar. Ahiyavan'ın ilk hecesindeki Ahi Akka'ya dönüşüyor. Pelops mitolojide Pelops ve Tantalus'un Sparta'ya göçtüğü yani daha doğrusu Mora Yarımadası'na göçtüğü söylenir. Ve onunla birlikte de olimpiyat yarışmaları başlar. Olimpiyatlar başlar milattan önce 776'da. Ne oluyor? Evet. Aka ismi taşınıyor. Ahiden. Ahiyavan'ın Yavan'ı kalıyor burada. Yavan tamamla kulaktan kulağa çocukken oynardık. Başlayanla biten arasında dağlar kadar fark vardır. Yavan, İyon, Perslerde Yuan, bizde Yunan. Ama alakası yok. Zaten Mısır yıllıklarından milattan önce 1400'lerde geçer Yuan'la diye. O Yunanistan'dan, şimdiki Yunanistan'dan göç başlamadan önceki İyon'dur. Bu yüzden de İyon Grek kökenli değildir. Sonradan Grekleşti mi? Evet. Neden? Truva Savaşı'ndan sonra bütün Ege Evrası karıştı. Birbirine girdi herkes. Kimi orijinalliğini, özünü korudu. Karyalılar mesela korudu. Herodot Karyalı. Grek değil. Likyalılar. Likyalı. Grek değil. Lidyalılar da öyle. Ama biraz daha batıya geldik mi Anadolu'da o çok farklı bir şekilde özellikle kıyı şehirlerde çok karıştılar. Evet. Türkiye Kral Şunayn benim sana sürekli sorduğum soruyu sormuş. Kitabın ne zaman çıkacak? Ve adı ne olacak? Adını söylemeyeyim. Oktay söyleme dedi. Oktay evet. Şimdilik sürpriz olsun sakla dedi. Söyleme dedi. Bu sene bitirmeyi düşünüyorum ama kağıt fiyatları çok artmış bilmiyorum. Ben ben sana öneride bulundum. Biliyorum biliyorum. Onları sonra konuşuruz. Hele bir yazayım bitireyim de. Tamam. Evet Osman Sakkaya luktamış toktamış örneği güzel. Labarna tabarna Hitit devletini kuran da böyle demiş. YouTube'dan Ozan Yıldıran Gotlar, Ruzlar, Kutlar, Oğuzlar, Ogurlar, Gurlar aynı adamlar diye bir şey varmış. Osman Sertkaya bana göre Labarna kabaran başkaldırandır diye bir yorum eklemiş. Sorular bu kadar. Tamam. Bakayım yeni bir mesaj daha gelmiş şu anda. Soru. Aka, Vedat Bey'den geliyor Vedat Küre'den. Aka kelime olarak Yunanca mı? Hayır. Değil. Değil. Ahiyava'dan çıkıyor. Ahiyava Hitit metinlerinde geçiyor. Evet. Ama ne anlama geliyor bilemem. Ama Ahi Aka'ya dönüşüyor dil. Telaffuzda. Nasıl? Lugdemiz. Bugün toktamış. O şekilde. Aka. Evet. Onların aka? Söyleniş şekliyle iki H var çünkü şeyde Hitit metinlerinde. Ahi Yavan. Ahi Yavan. Ahi. Evet. Mesela Akileis derken biz Akileus diyoruz ama Yunanlılar Akiles diye söyler. İngilizler Akiles der. Yani söyleniş şekli o alfabedeki telaffuz çok önemli. Ses çok önemli. Ahi Aka olmuş işte sonradan. Yok hayır kesinlikle. Ahi'yle hiçbir şekilde ilgisi yok. Ahilik daha sonra ortaya çıkmış. Belki yok, yani evet. Bir yerde İslamlaşmış
Belki ondan öncesi mutlaka vardır da İslamlaşmış hali, ahilik, Türk İslam hali. Bu arada sorular Agamemnon anlamı nedir diye sormuş. Vedat Bey biliyor musun? Agamemnon'un anlamını bilmiyorum. Bulamadım hiçbir yerde. Fakat Aka onun ünvanı, ismi değil. Agamemnon ve Aka Türkçe. Büyük abi, amca. Büyük. Evet, ağa. Ağadan geliyor. Yani evet. Agamemnon'da bir Priam gibi krallar kralı, beylikleri var komutası altında. Evet. Aka ünvanı yalnız, dikkatinizi çekerim. Biz onu isim olarak görmüşüz. Çünkü o şekilde gelmiş 2000 seneden beri. Ama Memnon'un anlamını bulamadım. Aga bizdeki ağa gibi yani onun gibi bir şey. Ağa. Ha, şu an Grekçe'de kullanıyorlar mı Agamemnon ismini bilmiyorum. Sorular çalışma var mı? Türkiye Kral sormuş. Etrüklerin Anadolu'ya bağı ile arkeolojik belge kaynak çalışma var mı? Yeni çalışma. Etrüklerle Truvalılar arasındaki mi? Yok, Anadolu bağı. Etrüklerin Anadolu'dan gittiği kesin. Fakat Etrüksler sadece yeni bir çalışma belge gitmedi. Var mı diyor. Ha, yeni bir çalışma belge yani sürekli oluyor. Özellikle İtalyanlar çok çalışıyor ama onlar da genellikle İtalyanca yayınlıyorlar. Ben de İtalyanca bilmiyorum. İngilizceye çevrilirse ancak İngilizcesini okuyabiliyoruz. Etrüklerin ataları Pelas. Pelasların adı Tirhenis. Buradan giden Tirhenisler İtalya'da Etrüks olarak değişiyor. Lemnos yazıtını Feridun Ağasıoğlu okumuştur. Türkçedir. Lemnos yazıtı Etrüksçe denilir batıda. Bu durumda siz düşünün yani. Evet. Milattan sonra 5. 6. yüzyılda yazılmış olan Orhun kitabelerine ilk yazımız diyen kesinlikle yanılıyor. Bir edebiyatın var ki yazıt bırakıyorsun. Kelime haznen zengin. Demek ki en az, bakın söylüyorum, en az 1000 yıl öncesine kadar gider. Ama ne oldu? Bizimkiler yazıt bırakamadı pek fazla milattan önceki döneme ait. Neden? Huş kabuğu, huş ağacı kabuğuna yazıyordu. Deriye yazıyordu. Mesela biz hep anlatırız Bergama'ya gittiğimizde parşömenin çıktığı yer diye. Pergament ismi de o, Bergama'dan gelir, parşömenin ismi. Ama Bergamalılar bulmamıştır parşömeni. Neden? Ondan 300 yıl önce Herodot yazıyor kitabında. Barbarlar deriye yazar diye. O zaman 2. yüzyılda parşömen nasıl bulunmuş oluyor? Değil mi? Ama işte deri kalmıyor. Huş ağacı kalmıyor. Şeyin orada Noin Ulla'da huş ağacına yazılmış birkaç satır bulundu. Çinliler araştırma yapmıştı. Onu da paylaşmıştım ben Facebook'ta. Evet, sorular bu kadar. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Katıldığın, renk verdin Zoom programlarımızda. Sağ olun. Son sözlerini alayım. Son sözlerim. Herkese iyi geceler diliyorum. Katılanlara hem YouTube'da da size teşekkürlerini iletiyorlar. Teşekkür ederim. Hepsine teşekkür ederim. İzleyicilere. Hem buradaki katılımcılara. Son sözlerim bence şey olsun. Son söz. Yani biz bu yani benim garipsediğim, her zaman sürekli de söylüyorum. Biz hala Grek mitolojisine Yunan mitolojisi diyoruz. Ve Yunanlılar da böyle bu geçmişleriyle geçmişte bir yere bağlıyoruz. Yani şu bir defa Yunan şeyini niye bırakamıyoruz? O var.
bu Yunan lafını hem bugünkü Yunanlılar için kullanıyoruz, hem de 2500 yıl önceki Grekler için Yunan mitolojisi diyoruz. Halbuki Doğru. böyle bir şey yok. Evet. Evet, Grek kelimesi bile yani Romalıların İtalya'ya yerleşen Grek kavimlerine verdikleri bir isimdi ki o bile yani geç bir dönem. Evet. Son sözüm mü? Evet. Türk mü? Truvalılar. Truva Savaşı belki illüzyon olabilir. Son sözüm. Evet. Truva Savaşı belki bir illüzyon olabilir. Ama Gelibolu bir gerçek. Son sözüm. Evet, o bir gerçek. O bir gerçektir. Evet, Hüseyin Yerde Alban tarihi için de bir yayın bekliyoruz demiş. Zira Alban Kafkas coğrafyasına bağlantılıdır. Bu şeydeki Semra Hanım Oktay Bey demiş. Yaparız bakalım Hüseyin Bey, onu da yaparız. Çok çok teşekkür Yaparız. ediyorum. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek Herkese üzere. iyi Herkese iyi geceler diliyorum. akşamlar. Sağ olun. İyi geceler. Teşekkür Görüşmek ederim. üzere. İyi geceler. Sağ olun.